Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene. Hoş geldiniz. Bugün bir haftada LYS tarih videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. 51. maddemizde kalmıştık. Başlıyoruz. Orta Asya devlet ve toplum hayatını düzenleyen törenin en temel özelliği yassız olması arkadaşlar. Bu önemli. Orta Asya devlet ve toplum hayatını düzenleyen törenin en temel özelliği yassız olmasıdır. İkinci Göktürk Devleti'nin bazı özellikleri arkadaşlar. İlk Türk alfabesini yaratmışlardır. Sosyal devlet anlayışını sürdürmüşlerdir. Uygurlar tarafından varlıklarına son verilmiştir arkadaşlar. İkinci Göktürk Devleti'nin bazı özellikleri bunlardan ibarettir. Tekrarlayacak olursak ilk Türk alfabesini yarattıklarını, sosyal devlet anlayışını sürdürdüklerini ve Uygurlar tarafından varlıklarına son verildiklerini öğrenmiş oluyoruz. Uygurların Budizm ve Manihaizm dinlerini kabul etmeleri sanat alanında gelişmelerinde etkili oldu arkadaşlar. Karanlılar devletin resmi dili Türkçedir. Kutadgubilik bu dönemde yazıldı arkadaşlar. Karanlılar döneminde. Devlet ailenin ortak malıdır ve ilk Türk İslam devleti de arkadaşlar Karanlılar. Önemli maddeler var. Karanlıların devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu, Kutadgubilik'in bu dönemde yazıldığı, devlet ailenin ortak malının olduğunu ve ilk Türk İslam devleti olduğunu öğreniyoruz. Selçuklu Devleti'nde din ve ırk ayrımı yapmadan halka boş araziler üretim artışına ulaşmaya çalışılmıştır arkadaşlar. Selçuklu Devleti'nde din ve ırk ayrımı yapmadan halka boş araziler vererek arkadaşlar üretim artışına ulaşmaya çalışılmıştır. Anadolu Selçukluları kervansaraylar ve loncalar ile üretim ve ticaret hayatını düzenlemeye ve geliştirmeye amaçlamışlardır. Türkler tarihte pek çok devlet kurmuşlar arkadaşlar. Bu devletler belli bir zaman sonra yıkılmışlar. Büyük Selçukluların yıkılma nedenlerinden en önemlisi arkadaşlar ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok seslilik gerçekten ülkenin hanedan üyeleri tarafından paylaşılması ülkenin yıkılmasının en büyük nedeni olmuş. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin kısa sürede parçalanıp yıkılmasında ülkenin hanedana ait olması etkili olmuştur. Gene arkadaşlar keza görüyorsunuz burada da Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin kısa sürede parçalanıp yıkılmasında ülkenin hanedana ait olmasının etkili olduğunu görüyoruz. Orta Asya'da Uygurlara ait şehirlerde kervansarayların yanında Hristiyan, Budist ve Maniheist mabetlerinin kalıntılarının yan yana bulunmuş olması arkadaşlar, inanç özgürlüğünün olduğunun, ticari faaliyetlerinin yaygın olduğunun, hoşgörülü bir toplumun yaşadığının ve yerleşik yaşama geçildiğinin göstergeleridir arkadaşlar. Uygurlara ait şehirlerde kervansarayların yanında Hristiyan, Budist ve Manihaist mabetlerinin kalıntılarının yan yana bulunmuş olması. Karanlılar İslamiyet'i kabul ettikten sonra da ülkeyi eski Türk geleneklerine göre Doğu Batı olarak ikiye ayırdı arkadaşlar. Bu durum geleneklere bağlılığın devam ettiğinin göstergesidir. Anadolu Selçuklular tarafından Karadeniz'e Sinop, Akdeniz'e Alanya alındıktan sonra tersaneler kuruldu. Bu uygulamanın temel amacı özellikle deniz ticaretini geliştirmektir arkadaşlar. Anadolu Selçuklularında ahi örgütlenmesi için de zanaatkarlar yer almıştır. Uygurlardan önce arkadaşlar Türk tarihinde tapınak ve saray gibi yapılar azdı. Bu durum Türklerin yerleşik yaşama geçmemelerinden kaynaklanmaktadır. Uygurlar da biliyorsunuz yerleşik yaşama geçen ilk devletlerden birisi. Göktürk anıtları Türkçe yazılan ilk belgelerdir arkadaşlar. Uygurlar da dinsel metinlerde Türkçeyi kullanmışlardır. Karanlılar da edebi dil Türkçedir. Bu durum eski Türklerin milli bilinci koruduklarının göstergesidir. İslamiyet'ten önce Türk sanatında daha çok metal, ahşap ve deri gibi malzemeler ve taşınabilir küçük boyutlu eserler yapılmıştır arkadaşlar. Göçebe yaşam sürdüklerinden malzeme ve sanat eserleri bu şekilde yapılmıştır diyorum ve bir haftada LYS tarih videomun 3. bölümünü burada bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyip beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders öğren kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.